Herkese merhaba. Apple'ın 2016 model MacBook Pro'ları Ekim ayında düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Fazla zaman kaybetmeden Aralık ayının başından itibaren bu bilgisayarları Türkiye piyasasında da görmeye başladık. Dağıtılmaya başlandı ve bir süredir 15 inçlik touch barlı MacBook Pro'yu test ediyoruz. Şimdi bu yeni bilgisayarla ilgili deneyimlerimizi, izlenimlerimizi aktarma zamanı geldi. Öncelikle tasarımla başlayalım. Apple uzun zamandır MacBook Pro serisinde radikal tasarım değişiklikleri yapmamıştı. Son olarak Retina ekranı getirdiğinde ekranın çerçevesini biraz daha inceltmiş ve aynı zamanda DVD sürücüsünü kaldırarak kalınlığın biraz da azalmasına olanak sağlamıştı. O zamandan beri ufak tefek değişiklikler yapıldı ancak 2016 yılıyla birlikte radikal anlamda, büyük anlamda değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. Yeni MacBook Pro'lar seleflerine göre bir hayli ince, 1.55 santimlik bir kalınlık söz konusu 15 inçlik modelde ki bu da Ultrabook standartlarının bir hayli altında sayılır. Aynı zamanda bu 15 inçlik model 1.83 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bu açıdan da daha çok evde veya iş yerinde odadan odaya taşınma konusunda rahatlık sunan 15 inçlik dizüstü bilgisayarlara göre çok daha iyi durumda olan ve bu sayede çantalara girip dışarıda da rahatlıkla taşınabilen bir dizüstü bilgisayar elde edilmiş oluyor. MacBook Pro'yu deneyimlediğimiz süre boyunca çantamızdan ayırmadık, her yerde yanımıza taşıyıp birinci el cihaz olarak kullandık ve bu süre boyunca da çantada çok fazla ağırlık yapmadığını rahat bir şekilde her yere taşıdığımızı belirtmemiz gerekiyor. Alüminyumdan yapılmış bir gövde var karşımızda, oldukça şık, keskin kenarlara ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Bu da MacBook Pro'nun oldukça şık ve kibar görünmesini sağlıyor. MacBook Pro'larla birlikte daha önce 12 inç MacBook'larda görmüş olduğumuz arka aydınlatmasız Apple logosu standart hale geliyor. Apple iPad'lerde ve iPhone'larda kullanmış olduğu bu yapıyı şimdi MacBook Pro'ya da getirmiş oldu. Görmüş olduğunuz metal plaka arka aydınlatmalı değil. Zaten daha önceki modellerde de biliyorsunuz plastik bir Apple logosu kullanılıyordu ve ekranın ışığı arka tarafa vurduğu için sanki bu Apple logosu aydınlatılmış gibi görünüyordu. Bu haliyle de Apple logosunun oldukça şık durduğunu ve kullanıcıların 2016 model MacBook kullandığını biraz daha açık şekilde gösterdiğini belirtmemiz gerekiyor. 2016 model MacBook Pro olduğunu gösteren bir başka ayrıntı da görmüş olduğunuz uzay grisi rengi. Apple bu yıl gümüşün yanına bir de uzay grisi renk seçeneği ekledi. Eğer değişiklikten hoşlanıyorsanız karşı tarafa, başkalarına yeni bir MacBook Pro kullandığınız izlenimini rahatlıkla vermek istiyorsanız bu renk seçeneğini tercih edebilirsiniz. Yeni MacBook Pro'larla birlikte küçük ancak dikkat çekecek bir değişiklik daha var. O da kapağını kaldırdığınız anda bilgisayarın açılması, güç butonuna basmanızın gerekmemesi. O ikonik Apple sesi, açılış sesi de artık duyulmuyor. Tabii ki bunu isterseniz ayarlardan bir takım kodlarla açmanız mümkün hale geliyor. 2016 model MacBook Pro'larda boyut ve çözünürlük anlamında herhangi bir değişiklik görmüyoruz. 15.4 inç ekran var bu 15 inçlik modelde. 2880x1800 piksel çözünürlük var. Yani Retina ekran şartlarını yine sağlayan bir ekran var karşımızda. LED arka aydınlatmalı IPS ekranın 500 nit gibi yüksek bir parlaklığı var. Şöyle ekranın parlaklığını maksimum yaptığınızda göreceksiniz. Oldukça parlak. Seleflerine göre %67 oranında daha yüksek bir parlaklığa sahip ekran var karşımızda. Bu da görsel zevkin, deneyimin ve rahat çalışma imkanının doğmasına olanak sağlıyor. Yeni MacBook Pro'ların ekranları aynı zamanda P3 renk gamı desteğine sahip, yani çok daha geniş bir renk aralığı desteği var. Bu da fotoğrafların, videoların veya diğer görsel unsurların çok daha doğru renklerle gösterilmesine olanak sağlıyor ki MacBook Pro'nun hedef kitlesi olan grafikerler, video yapımcılar için bu destek bir hayli önemli olacaktır. Bunun yanı sıra yüksek kontrastı da hatırlatalım. Yüksek kontrastta ekrandaki nesnelerin, görsel unsurların çok daha gerçekçi görünmesine katkıda bulunacağını belirtmemiz gerekiyor. MacBook Pro'nun ekranının yüksek görüş açılarına sahip olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bilgisayar etrafında birden fazla kişi çalışırken, bir şeyler izlerken her açıdan bakan kullanıcının aynı görsel deneyimi, çizgiyi yakalayacağını söylememiz gerekiyor. Yeni MacBook Pro'larla birlikte Apple ikinci nesil kelebek mekanizması olarak adlandırdığı yeni bir klavye mekanizması kullanıyor. Biliyorsunuz ilk olarak 12 inç MacBook'larda kelebek mekanizması kullanıma sunulmuştu. Bu ikinci nesilde o mekanizma biraz daha geliştiriliyor. Klavye tuşlarına biraz daha derinlik kazandırılmış, yazı yazarken bu da biraz daha rahat etmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda klavyenin tuşlarının alanı da biraz daha büyütülmüş. Bu da yazı yazmayı rahatlaştıran bir başka unsur. Tabii ki bu kelebek mekanizmasına alışmanız biraz zaman alacaktır. Ancak kısa sürede alışacağınızı ve daha sonra eski klavyelere dönmek istemeyeceğinizi belirtmemiz gerekiyor. 2016 model MacBook Pro'larla birlikte değişen bir başka önemli unsur da görmüş olduğunuz izleme dörtgeni. 13 inçlik MacBook Pro'larda 1.5 kat, 15 inçlik modellerde ise 2 kat daha büyük yüzey alanına sahip bir izleme dörtgeni var. Bu izleme dörtgeni cam kaplı ve oldukça iyi şekilde kontrol imkanı sağlıyor. Biliyorsunuz izleme dörtgenleri
markası zaten meşhur, MacBook Pro'da da bu rahatlığı yaşamak mümkün oluyor. İzleme dörtgeninin geniş alana sahip olması, çoklu dokunmatik hareketleri çok daha rahat şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayacaktır. İzleme dörtgeninin bu kadar büyük olması bir alışkanlıktan vazgeçmeme neden oldu. Normalde uzun zamandır izleme dörtgeninde sol ve sağ tık tuşlarını fazlasıyla kullanan bir kullanıcıyım. Ancak bu kadar büyük bir izleme dörtgeni var olduğunda özellikle sağ tıkı kullanmak, ikinci el tıklamalar için kullanmak çok da sağlıklı olmuyor. Bu nedenle bir değişiklik yapmak zorunda kaldım ve izleme dörtgeninde ikinci tıklamayı iki parmağımı hafifçe tıklatma şeklinde ayarladım ve bu şekilde menüleri açmaya başladım. İlk başta buna alışmak kolay olmadı ancak zaman geçtikçe alıştığımı ve ikinci el tıklamaları da eskiden olduğu gibi rahat şekilde gerçekleştirdiğimi belirtmem gerekiyor. İzleme dörtgeninin bu kadar büyük olmasının getirdiği bir husus daha var. Yazı yazarken avuç içlerinizin izleme dörtgenine temas etmesi. Apple burada avuç içi reddetme mekanizması kullanıyor ve siz yazı yazarken izleme dörtgenindeki tıklamaların algılanmasını kapatıyor. Böylelikle siz yazı yazarken fare imlecinin başka yerlere kayması, istenmeyen tıklamaların yaşanması söz konusu olmuyor. Ancak bu avuç içi reddetme mekanizmasının ara sıra tam da istenen seviyede çalışmadığını, istenmeyen tıklamaların yapıldığını, bunun çok çok nadiren görülen olaylar olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Gelelim 2016 model MacBook Pro'ların en dikkat çekici özelliğine, yani Touch Bar'a. Biliyorsunuz normallerde bilgisayarların en üst satırında fonksiyon tuşları yer alır ve buradan ses kapatma, ses açma, ekran parlaklığını kısma gibi çeşitli işlevler gerçekleştirilir. Apple MacBook Pro'larla birlikte buradaki komut satırını kaldırdı ve onun yerine bir Retina ekran yerleştirdi. Bu Retina ekran yüksek kontrasta ve parlaklığa sahip, klavye ile bütünleşecek şekilde bir yapı kurmuş Apple. Bu Touch Bar'ın klavyeden ayrılmayan, çok fazla ön plana çıkmayan bir yapı olduğunu görüyorsunuz ki bu da oldukça etkileyici. Farklı açılardan baksanız bile Touch Bar üzerinde neler olup bittiğini, neler yazdığını görmeniz çok rahat şekilde gerçekleşiyor. Bu açıdan da Touch Bar'ın görünürlüğü oldukça iyi. Touch Bar'ın yüzeyi oldukça düşük bir sürtünmeye sahip. Bu da ekran parlaklığı veya ses açıp kapatma gibi kontrolleri gerçekleştirirken parmağınızın oldukça rahat etmesine olanak sağlayacaktır. Çok hafif bir baskıyla kaydırgaçları kullanacağınızı söylememiz gerekiyor. Touch Bar'ın sol tarafında Escape tuşu sürekli varlığını koruyor. Her uygulamada veya masaüstünde bu Escape tuşu yer almaya devam ediyor. Sol tarafta ise ekran parlaklığı, ses, ses kapatma gibi sabit kontrollerin yer aldığını görüyoruz. Görmüş olduğunuz alan desteklemeyen uygulamalarda boş kalıyor. Destekleyen bir uygulamayı açtığınızda ise burada çeşitli kontrollerin yer aldığını ve bunların uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterdiğini görüyorsunuz. Örneğin mail uygulamasını açtığınızda yeni posta gönder, cevapla, arşivle, şuraya taşı, bayrak ekle gibi kolay kontrollerin yerleştirildiğini görüyoruz. Veya Safari uygulamasında da yerimleri, okuma çubuğu, yeni sekme gibi kontrollerin yerleştiğini, aynı zamanda geri ve ileri kontrollerinin yer aldığını, birden fazla sekme açtığınızda ise bu sekmeler arasında parmağınızla kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlayan bir kontrol mekanizması yer alıyor. Touch Bar'ın kullanımını genellikle Apple'ın yerleşik uygulamalarında görüyoruz. Ancak Apple bu alanı üçüncü taraf geliştiricilere de açtı ve yavaş yavaş Touch Bar'ı destekleyen uygulamaların App Store'da yer almaya başladığını görüyoruz. Böylelikle Touch Bar'ı destekleyen uygulamaların sayısının artmaya başladığını görüyoruz. Şu anda Photoshop, Pixelmator gibi uygulamaların da Touch Bar desteklediğini ve çeşitli kontrolleri Touch Bar'dan gerçekleştirmeye olanak sağladığını görmekteyiz. Touch Bar'a alışmak biraz zaman alabilir. Orada bir takım kontroller olduğunu fark etmeniz, bunu beyninize yerleştirmeniz gerekiyor. Buna alıştıktan sonra gözünüz Touch Bar'a biraz daha fazla takılacaktır ve çeşitli işlevleri, son adımları, son onayları Touch Bar üzerinden gerçekleştirmek, klavye kısa yollarıyla uğraşmadan bunları gerçekleştirmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Yeni MacBook Pro'larla birlikte değişim geçiren bir unsur da sağ üst köşede görmüş olduğunuz güç butonu. Bu güç butonu artık Touch ID parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındırıyor. Tıpkı iPhone ve iPad'lerde olduğu gibi MacBook Pro'larda da ekran kilidini parmak izinizi dokunarak açmanız, aynı zamanda destekleyen ülkelerde Apple Pay ile ödemeleri de bu parmak izi okuyucusuyla gerçekleştirmek mümkün oluyor. MacBook Pro'yu ilk kez kurarken parmak izinizi tanıtabilirsiniz veya daha sonra parmak izi tanıtma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 5 farklı parmak izini 3 farklı kullanıcı hesabına tanıtmak mümkün oluyor. Eğer MacBook Pro'yu farklı kişilerle paylaşıyorsanız geçişleri çok daha rahat şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Sadece işaret parmaklarını tanıtmanız yeterli. Bu MacBook Pro'larda Touch ID kullanmak için fazlasıyla yeterli oluyor. Daha fazlasına gerek duyulmuyor. 2016 model MacBook Pro'larda hoparlörler biraz daha güçlendirilmiş. 15 inçlik MacBook Pro'da yer alan hoparlör biraz daha yüksek şiddette ses çıkışı sağlıyor. Klavyenin her iki tarafında görmüş olduğunuz hoparlör ızgaraları içerisinde yerleştirilmiş. Bu hoparlörler yüksek ses çıkışını, aynı zamanda bas ve tiz bakımından dengeli bir ses çıkışına sahip. Bu da müzik dinlerken veya film izlerken ya da oyun oynarken sesin kalitesini fazlasıyla hissetmenize olanak sağlıyor.
Donanımdan bahsedecek olursak, görmüş olduğunuz model oldukça güçlü. 11.099 liralık bir tavsiye edilen satış fiyatına sahip olan bu 15 inçlik konfigürasyonda 2.7 GHz Intel Core i7 Skylake tabanlı işlemci bulunuyor. 512 GB SSD var. Bunun yanı sıra 16 GB LPDDR3 RAM, 2 GB GDDR5 bellekli Radeon Pro 455 grafik işlemci birimi var. Aynı zamanda Intel HD Graphics 530 dahili grafik işlemci birimi de bu bilgisayarda mevcut. MacBook Pro'larda Skylake tabanlı işlemciler kullanılıyor. 7. nesil Core işlemcilerde henüz mobil kullanım konfigürasyonu tam olarak yapılmadığı için, tam randıman elde edilemediği için sadece Apple değil, diğer üreticiler de genellikle Skylake tabanlı işlemcilere yer veriyor. MacBook Pro benchmark testlerinde iyi sonuçlar veriyor, ancak daha çok pratikteki duruma baktığımızda oldukça iyi sonuçlar verdiğini belirtmemiz gerekiyor. Bir hayli yoğun şekilde kullandık MacBook Pro'yu. Test ettiğimiz süre boyunca sürekli Premiere Pro, Photoshop, Illustrator gibi üretkenlik uygulamalarını yoğun şekilde kullandık. Bunun yanı sıra Safari, Chrome, Fotoğraflar, Pages gibi uygulamalar da sürekli açık şekildeydi. Buna rağmen, bu kadar yoğun ve sistem kaynaklarını tüketici uygulamanın açık olmasına rağmen, MacBook Pro'nun düşme olmadan performansı sürekli optimumda tutacak şekilde çalıştığını ve bizi fazlasıyla memnun ettiğini, işlerimizi rahat şekilde gerçekleştirmeye olanak sağladığını belirtmemiz gerekiyor. Isınma konusuna gelecek olursak, MacBook Pro'nun sıcaklığının genel olarak kabul edilebilir değerler içerisinde yer aldığını belirtmemiz gerekiyor. MacBook Pro'yu gerçekten yoracak şekilde çalıştırdık. Bir hayli yoğun video düzenleme veya grafik düzenleme programları kullandık. Buna rağmen dizüstü bilgisayarın sıcaklığı genel olarak kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldı. Fazla ısınmadı. Bu da bu yeni bilgisayarların memnuniyet kazandıran özelliklerinden bir tanesi. Isınmanın çok yüksek değerlere varmaması doğal olarak fan sesini de çok az şekilde duymamıza olanak sağladı. Pil konusuna gelecek olursak, Apple bu bilgisayarlarda 76 watt saatlik lityum polimer pilleri yer veriyor. Şirketin belirttiğine göre sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarmaya yetecek türden. MacBook Pro genel olarak yüksek parlaklıkta ve söylediğimiz gibi yoğun uygulamalarla kullandık. Sabah 10'da bilgisayarı açtığımızda, daha sonra akşam 4-4.30'a kadar bu bilgisayarın açık kaldığını ve işlerimizi rahatlıkla gerçekleştirmeye olanak sağladığını söyleyebiliriz. Yani yoğun kullanımda ve ekran parlaklığı da ortalamanın üzerinde olduğunda, bu dizüstü bilgisayar tek bir şarjda ortalama 6-7 saat arası bir kullanım süresini kullanıcılara sunacaktır. Yazılım tarafına gelecek olursak, biliyorsunuz macOS Sierra ile çalışıyor MacBook Pro'lar. macOS Sierra ile birlikte biliyorsunuz Apple hem performans hem de işlevsellik anlamında bir takım yeniliklere imza attı. Bunların başında Siri geliyor. Siri'yi de kullanmanız mümkün. Siri ile dosyalarınızı aratabilir veya çeşitli uygulamaları hızlı şekilde açmanız mümkün olabilir. Bunun dışında yine uygulama menüsüne baktığımızda çeşitli Apple uygulamalarında MacBook Pro'da yüklü olarak sunulduğunu görüyoruz. iMovie, GarageBand, Pages, Keynote gibi Apple'ın yaratıcılık ve üretkenlik uygulamaları yüklü olarak geliyor. Aynı zamanda mail, takvim, anımsatıcılar gibi uygulamalarda MacBook Pro'da çoğu günlük işi rahatlıkla gerçekleştirmeye olanak sağlayacaktır. Daha fazla uygulama isterseniz internet üzerindeki kaynakları kullanabileceğiniz gibi yine App Store'u Apple'ın Mac uygulamaları için açmış olduğu uygulama mağazasında kullanabilirsiniz. MacBook Pro ile birlikte önemli değişikliklerden bir tanesi de port konfigürasyonuna gerçekleştirildi. Apple bu yeni bilgisayarlarda Thunderbolt 3 destekli USB-C portlarına yer veriyor. Sol tarafta 2, sağ tarafta da 2 adet Thunderbolt 3 portunu görüyoruz. Çoğu bilgisayarda şu anda USB portlarını veya HDMI portlarını görüyoruz. Apple biliyorsunuz 12 inç MacBook'larla birlikte tek bir USB-C portuna ve kulaklık jack'ına yer vermişti. Şimdi MacBook Pro'larla birlikte bu çizgi devam edildiğini görüyoruz. MacBook Pro'larla birlikte MagSafe konektörü de tarihe karışıyor. Bilgisayarı USB-C portları üzerinden şarj ettiğiniz anlamına geliyor. Bunun bir güzel tarafı var. Hem solda hem de sağda USB-C portları mevcut ve siz biriniz hangi taraftaysa USB-C portunu oraya takabilir ve Mac Pro'nuzu istediğiniz taraftan rahatla şarj edebilirsiniz. Bu da kabloyu farklı taraflardan bilgisayarın etrafından dolaştırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Tabii ki Thunderbolt 3 USB-C portlarının bulunması adaptörlü yaşamı zorunlu hale getiriyor. USB cihazlarını veya diğer aksesuarları Thunderbolt 2 cihazlarına bağlamak için Apple'ın sunmuş olduğu çeşitli aksesuarları veya üçüncü taraf tedarikçilerin sunmuş olduğu aksesuarları tercih etmeniz gerekiyor. Bu da size ekstra yük getirecektir ve ekstra maliyet getirecektir. Ancak zamanla bu duruma da alıştığını söylememiz gerekiyor. Örneğin SD kart okuyucusunun olmaması bu bilgisayarlar için büyük bir problem. Bu nedenle tavan arasına atmış olduğumuz SD kart okuyucusunu çıkarıp bir USB-C USB konektörüyle bu bilgisayara bağlayıp bu şekilde fotoğraflarımızı ve videolarımızı atmak zorunda kaldık. Bu çok iyi mi? Tercih edilen bir durum mu? Değil. Ancak çantamızda bu aksesuarları sürekli taşımaya başlamıştık ve bir süre sonra da
bu alışkanlığı kazandığımız için çok fazla sorun yaratmadığını belirtmemiz gerekiyor. Zaman geçtikçe piyasada USB-C konektörlü cihazların arttığını göreceksiniz. Bu da MacBook Pro'larda şu anda yaşanmakta olan port sorununu ortadan kaldıracaktır. Bu arada Apple çeşitli aksesuarları USB-C uyumlu aksesuarları veya Thunderbolt aksesuarlarını indirimli olarak sunuyor. Mesela şu anda USB-C USB konektörü 79 lira yerine 29 liralık bir fiyat etiketiyle sunuluyor ki bu kampanya yıl sonuna kadar geçerli. Fırsat varken bu konektörlerden edinmeniz mantıklı olacaktır. Görmüş olduğunuz 3.5 mm'li kulaklık şakı varlığını korumaya devam ediyor. Biliyorsunuz Apple iPhone'larda kulaklık şakını kaldırmış ve doğrudan ses çıkışını Lightning port üzerinden sağlamaya başlamıştı. Ancak bu durum MacBook Pro'larda değişmedi. Mac Pro'larda yine görmüş olduğunuz 3.5 mm'li kulaklık şakı yer almaya devam ediyor. 2016 model MacBook Pro ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.